Sporcular ya da spor yapmayı seven diğer insanlar, yağ yakma çalışmalarında farkında olmadan aslında çoğu zaman kasta yakar. İlk başta düzenli kilo verildiği için bu durum pek önemsenmez. Ancak zamanın geçmesiyle beraber meydana gelen çeşitli sarkmalar ve sıkı görünmeyen görüntü neticesinde durumun farkına varılır. Kas kaybetmeden yağ yakmak oldukça ciddi bir emek ister. Her ne kadar fazla kas kütlesine sahip olursa insanlar, metabolizmaları o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle kasların her hareketinin vücut açısından enerji sarfiyatına sebep olması kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple de kilo verirken aslında kas kaybını önlemenin çeşitli yolları olmalıdır. Karbonhidrat alımı. Çoğu kişi yapısının sağlam olmasını ve bu sağlamlığın korunabilmesi açısından insülin hormonuna gereksinim duymaktadır. Bu hormonu da genel itibariyle karbonhidratlı besinlerden temin etmek mümkündür. Yeterli oranda karbonhidrat tüketilmesi durumunda kasların gelişim göstermesi sağlanır ve böylelikle yağ yakılır. Egzersiz hareketlerinden sonra kasların yorulması kaçınılmaz bir hal alır. Yeterli derecede karbonhidrat tüketilmediği zaman vücut enerji gereksinimini karşılayamaz veya güç kaybına uğrayacaktır. Bunun neticesinde de yağlanma başlar ve kilo verilemez hale gelecektir. Egzersiz süreleri. Düzenli bir şekilde yapılan antrenmanlar kas oluşumu açısından oldukça önemlidir. Fakat burada egzersizlerin sürelerine de dikkat etmekte fayda olacaktır. Spor yaparken 45 ya da 60 dakikalık bir zaman dilimlerinin kullanılması egzersiz süreleri açısından önem arz eder. Bu sürenin hemen sonrasında kesinlikle dinlenmek gerekir. Kasların gevşemesini sağlamak gerekir. Ağırlık çalışmaları. Günlük kas antrenmanları ve kardiyo egzersizleri kesinlikle ihmal edilmemesi gereken hususların başında gelmektedir. Kasların gücünün gösterilmesini sağlayan kardiyo uygulamaları sıkı bir vücut açısından çok önemlidir. Bünyeye fazla gelecek olan kardiyo egzersizlerinden uzak durulmalıdır. Haftada 3 gün ve sadece 3 saat sürecek kardiyo çalışmaları, kas kaybetmeden kilo verebilmek açısından oldukça yeterli bir zaman dilimi olarak bilinmektedir. Yukarıda bahsedilen bütün kriterlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinden sonra, kas kaybetmeden yağ yakmak uygulamaları çok sağlıklı bir şekilde yerine getirilmiş olur. Sporcuların bir taraftan kas yaparken diğer taraftan kas eritmeleri aslında kendileri açısından çok riskli bir durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir.